Günaydınlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz bu pazar gününde? Çok güzel bir pazar günü diliyorum. Geçen hafta hatırlarsanız bir kitabı nasıl okumalıyızla ilişkin bir çalışmamı sizlerle paylaşmıştım. Tabii video sürelerimi de ben 15 dakikaya ayarladığım için bir kitabın hayata kazandırdıkları neler, onları da ayrı bir çalışma olarak sizlere ulaştırmayı amaçladım. Bir kitap okumak hayatımıza neler kazandırır? Bugünkü konuşmamın konusu bu. Bununla ilişkin ben 3 tane örnek vermek istiyorum size. İki tanesinin fotoğrafı var, diğerinin fotoğrafına ulaşamadım. Bir tanesi Fin ve Rus Savaşı'nda 1941 yılında Hendek'te bir taarruz sırasında dinlenmeye geçmiş bir askerin fotoğrafı bu. Kitap okuyor. Yani etrafında olan bir savaş var, büyük bir kıyım var ama o dinlenmeyi bir kitap okumakla seçiyor. Ve o dönem bir yarımadada geçen bir fotoğraf, bir Hendek'te geçen bir fotoğraf. Ve bu bir fotoğraf, ödül almış olan bir fotoğraf. Yani bir asker burada savaşın orta yerinde kitap okumayı tercih eden bir kitap. Acaba derdi ne? Yani endişelenmek varken, ölüm korkusu varken bir kişi, bir asker neden kitap okumayı tercih edebilir? Bunu düşünmek lazım. Yani aklından zorun mu var diye düşünebilirsiniz. Yani bizim bu kadar boş vaktimiz varken, bu kadar rahat ortamdayken, aklımıza hiç kitap okumak gibi bir düşünce gelmezken, yani bir asker, bir insan neden böyle bir şey tercih edebilir? Yani neden böyle bir gücü yanında almak isteyebilir? Bunu düşünmek gerekiyor. İkincisi de yine Fransa ve İngiltere arasında olan Guernsey adasında yer alan ve Almanlar tarafından tek işgal edilen bir ada. İngilizlere ait olan bir ada. Burada kurulan bir dernek. Edebiyat ve Patates Turtası Derneği. Bir edebiyat derneği. Ve birbirlerini hiç tanımayan insanlar savaşın o yıkıntıları arasında, bu bir film karesi aslında. Yani gerçek bir görüntü değil. Bunun filmi de yapılmış, kitabı da yazılmış. Filmi şu an Netflix'te izleyebilirsiniz. Yani ben çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim filmi izlemek isteyenler olursa. Birbirini tanımayan 5-6 kişinin kurmuş olduğu bir dernek. Yani savaşın o yıkıcılığında, o yıpratıcı, travma yaratan yaşantıları arasında bu insanlar geceleri bir araya geliyorlar. Mum ışığında bir edebiyat eserini okuyorlar ve sonra kendi aralarında tartışıyorlar. Ve bir patates turtası yapıyorlar. Yani yağsız, unsuz, tatsız, tuzsuz. Ama orada bir katkı sağlıyorlar birbirlerine. Kiminin eşini kaybetmiş, kimi kızı sınır dışı edilmiş ve şu an izine rastlanmıyor. Nazi subayları tarafından götürülmüş. Ve o dönem Almanlar tarafından kaçırılan, alınan, Almanlara ait olan çocuklar var. Yani kayıplar var, çok büyük kayıplar var ve büyük büyük üzüntüler var. Ve bu derneğin başkanı Mary Ann adlı yazara ulaşıyor ve kendi dernek çalışmalarından bahsediyor ve onu oraya davet ediyor. Mary Ann Amerika'da yaşayan bir yazar. Tabii böyle bir mektupları almaya başlayınca yavaş yavaş ilgisini çekmeye başlıyor. Yani bir yazar olarak orada bulabileceği inanılmaz bir yaşantılar var. Ve bu dernek başkanı yazmış olduğu mektuplar inanılmaz derecede ilgisini cezbediyor ve kalkıyor adaya gidiyor. Ve tabii bu savaştan sonra oluyor. Bu savaşın yıkıntılarından sonra ve savaş bittikten sonra oluyor. Ve oradaki yaşantılara tanıklık etmek ve onu kaleme almak için bir nevi edebiyat derneğine katkı sağlıyor. Veya oraya kendisi katılıyor. Tabii derneğin üyeleri tarafından kabul edilmesi biraz zor oluyor. Yani yaşanmışlıklarına bir başkasının ortaklık olacağını, hani o kadar sahip çıkmışlar ki yani o zor dönemlerde o kadar zor şeyler yaşamışlar ki yani bunu bir kişiye açmak, bir kişinin duygu dünyasını açmak yazar da olsa başta çok zor oluyor. Ve onlara ulaşması da yazarın gerçekten bayağı büyük bir çaba harcıyorlar ama zamanla aralarında bir dostluk gelişiyor. Ve bütün hayatlarını anlatmaya başlıyorlar. Yani bütün acılarını, üzüntülerini ve bu dönemde bunu edebiyatla nasıl yendiklerini ve hala o alışkanlıklarını sürdüklerini görünce yazar inanılmaz etkileniyor ve bununla ilişkinde bir kitap yazıyor. Edebiyat ve Patates Turtası Derneği kitabın adı da. Ve sonradan 28 dile çevriliyor. Yabancı dile çevriliyor. Ve yazar ne yazık ki bunu göremeden ölüyor ama gerçekten çok satanlar kitaplar arasında yer alıyor. Üçüncü örneğimde Ruslara esir düşen Almanlarla ilgili. Yani orada 5 yıl gibi bir esirlik süresi yaşıyorlar. Yani orada oturup ölüm kaygısı, gelecek kaygısı, korkulara teslim olmaktansa kendi aralarında bir üniversite kuruyorlar. Yani bildiğimiz üniversitelerden. Ve yabancı dilde kitaplar getirtiyorlar. Aralarında çeviriyorlar ve çevirilerini birbirine anlatıyorlar. Bildiğiniz bir ders düzeni kuruyorlar. Yani sabah gidip akşam çıkacağı. Ve bunu hiç aksatmadan sürdürüyorlar. Ve bu 4 yıl sonunda da bir diploma töreni bile düzenliyorlar ve birbirlerine diploma veriyorlar.
Savaş bittikten ve ülkesine döndükten sonra da, ülkelerine döndükten sonra da bu diplomaları kabul ettiriyorlar. Yani Alman hükümeti savaşın zorluklarına rağmen o dönemde esir olmanın vermiş olduğu ruh haline girmektense hayata bu şekilde bağlı kalan askerleri bir şekilde ödüllendirip iş hayatında bir yer alıyorlar. Ve gerçekten de boş değil altları. Yani kendi alanında uzman, her biri kendi alanında uzman konuları birbirlerine aktardıkları için yani hiçbir bilgileri de eksik kalmıyor. Şimdi ben bu üç örneği anlattım. Hani neden insanlar böyle bir şey tercih edebilir? Bu kadar zor bir dönemde neden edebiyata sığınmak ister insan? Yani çünkü insani kaygılarımız çok fazla. Böyle bir ortamda hani herhangi bir zorlukla karşılaştığımızda biz ne yapıyoruz? Hemen içimize dönüyoruz. Her şeyi kendimizi kapatıyoruz. Yani zorlukların üstesinden gelebileceğimize dair herhangi bir şekilde kendimize güvenmiyoruz ve bu yola da girmiyoruz. Ama buradaki insanlar edebiyatın gücüyle, kitabın gücüyle yaşama bir nevi görünmez bağlarla bağlanıyorlar. Yani kitabın sağladığı en güzel yararlardan birisi de bu. Yaşama sevincini arttırmak. Yani bu yaşama sevinci öyle bir şey ki şey değil aslında, yani sürekli mutluluk yaşamak değil. Yani önünüze uzun bir yol açılıyor ve o yolun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama içinize öyle bir güç oluyor ki yani o yola girip siz ne yaşayacağınızı merak ediyorsunuz ama kendinizi geri çekmiyorsunuz. Yani korkuyorsunuz ama kendinizi geri çekmiyorsunuz. Çünkü o yol sizi bir yere götürecek, bir yol ayrımına getirecek. Belki hayatınızı değiştirecek ve ömrü getirmenizi sağlayacak. Kitap size bu gücü veriyor. Yani öyle yaşanmışlıklarla karşılaştırıyor ki sizi. Ve o kadar büyük zorluklar altında insanların neler yaşayabileceğine tanıklık ediyorsunuz ki. Ha diyorsunuz ki yani bu da geçiyormuş. Yani o kadar büyük zorluklar var ama insanlar neler neler atlatıyormuş. Ben biyografi kitaplarını çok okurum. Yani buna benzer romanları çok okurum. Ve çok zor şartlar altında, yani sağlığını kaybeden, evlatlarını kaybeden, bütün mal varlığını kaybeden bir sürü insanın hayatını anlatan kitaplar. Ve ben sonunda hep şunu görüyorum, bu da geçiyor. Yani şu an ne yaşıyorsanız, yani hayatınızda ne varsa, yani kitaplarla bunu özdeşleştirdiğiniz zaman gerçekten bunu geçtiğini görüyorsunuz. Yani bu yolda giderken aslında siz çok şey kazanıyorsunuz. Yani bundan sonraki hayatınızda size rehber olacak bir görüş açısı kazanıyorsunuz ve mutsuzluğun içine o kadar girmiyorsunuz. Yani mutsuzlukla tanışıyorsunuz. Yani mutsuzluk dünyası çünkü öyle bir şey. Yani içine girmeden mutluluğun ne olduğunu anlayamayacağınız bir dünya. Yani o dünyaya girmezseniz mutluluğun, bir şeyleri kazanma heyecanını, sevincini anlayamayacağınız bir dünya. Yani o dünyayı da tanımadan mutluluğa geçme gibi bir imkanınız yok. Oraya geçtikten sonra size başka bir kapı açıyor. Yani kitap size bunları gösteriyor. Burada bu var ama burada da bir umut var, bir umut kapısı var. Eliniz uzatın ve bu kapıyı açın. Ve o kapıyı açtığınız zaman o mutsuzluk geride kalıyor. Tabii size bir sürü kazandırdıklarıyla beraber. Yani boş çıkmıyorsunuz o yoldan. Yaşama sevinci bunun gibi bir şey. Yani her şeye rağmen yürümek, her şeye rağmen korkularınızı yenmek. Ve biz bu yaşamak için dünyaya geldik ve yaşamak için mücadele etmeye geldik ve bu görevimiz, yani bu görevimiz ve bu görevimizi atlamamamız gerektiğini, Allah'ın bize vermiş olduğu bu yaşam enerjisini sonuna kadar en verimli şekilde kullanmamızı öngören bir yol. Ben edebiyat bu şekilde, yani yaşam sevincinizi birebir arttıran bir dünya. Yani bu üç örnek bilmiyorum, yani beni çok çok etkiledi. Umarım sizleri de etkilemiştir. Yani bir kitabın yapabileceği gücü gördükten sonra herhalde yani ona basit bir sayfa, basit kelimeler veya boş zamanımı geçirecek bir uğraş olarak değil, sizi hayata zamkla yapıştıracak olan bir uğraş olarak görmeye başlıyorsunuz. Diğer şey de stresimize baş etmek. Yani öyle bir çağda yaşıyoruz ki yani çok stresli her şey. İlişkiler stresli, iş ortamınız stresli. Yani bazen baş edemiyorsunuz, yani çok çok zorlanıyorsunuz. Ama kitap bu stresi alan bir şey. Yani benim yani iş masamda mutlaka bir kitap vardır. Yani zaman zaman çok yoğun bir iş ortamım oluyor. Yani stresle dolu, zamanla yarıştığım anlar oluyor. Ve ben o anlarda dönüp bir bakıyorum. Yani orada bana bir dost göz kırpıyor gibi oluyor. Yani takma, bu da geçer. Yani sakın panikleme, nasıl olsa halledersin. Yani öyle bir dost konuşması duyuyorum. Çantamda da vardır aynı şekilde. Bana her yerde eşlik eden bir kitap vardır. Ve ben kendimi hiçbir zaman yalnız hissetmem ve hep korumalı bir şekilde hissederim. Çünkü hayal dünyanızı renklendiren bir şey. Yani bu öyle bir şey ki yani bazı filmlerde görürsünüz. Yani böyle tepede böyle bir pervane döner. Adamın biri perdeleri kapatmıştır, sıkıntıdan patlamaktadır, televizyon açıktır ama ne yapacağını bilmez. O arada bir kapı çalınır ve siz gider o kapıyı açarsınız. İçeriye onlarca insan girer ama rengarenk. Yani her biri farklı bir renkte. Bir anda müzikler çalmaya başlar, biri gelir perdeleri açar, biri televizyonu kapatır, yiyecekler getirir ve dost şölenine döner.
Kitap böyle bir şey yani. Çok sıkıntılı bir anınızda veya çok sıkıntılı geçmiş bir günün ardından o sayfalara gömüldüğünüzde size renkli bir dünyanın kapılarını açar. Yani orada büyük bir dünya var. Yani insanları, onlarca insanı hayatınıza dahil edeceğiniz bir dünya var. Yani astral bir yolculuk gibi, yani rüyalar gibi. Nasıl rüyalarda boyut değiştiriyorsanız, yani gece uyurken ve siz bunun farkına varmıyorsanız, kitap da öyle bir şey. Yani sizin günlük hayatın sıkıcılığından kurtarıp sizi büyük bir yolculuğa çıkaran bir şey. Yani bu bile başlı başına kitap okumak için bir neden olabilir bence. Çayımı alayım. Böyle karşınıza içip duruyorum ama inşallah siz de almışsınızdır. Diğer bir konu da kelime dağarcığınızı genişletmek. Yani kelime dağarcığınız ne kadar geniş olursa kendinizi ifade etmeniz o kadar kolay olur. Yani ilişkilerinizi ifade edersiniz kendinizi. İş hayatınızda hakkınızı daha kolay arayabilirsiniz. Kendinize daha özgüvenli olursunuz. Çünkü kitap o özgüveni veren bir şey. Yani o kitap okuyorsanız, yani bu hayatınızda büyük bir yer etmişse siz asla klasik bir insan olmuyorsunuz. Yani klasik kadınlar ve erkekler olmuyorsunuz. Yani onların istedikleri yolla, onların talep ettiklerinin peşinde koşmuyorsunuz. Maddi değerlere çok değer vermiyorsunuz. Yani beş taş pırlanta yüzüğün peşine düşüp kredi kartına onlarca taksit yaptırmıyorsunuz. Çünkü onu size bir şey kazandırmayacağını biliyorsunuz. Yani siz görünen ötesiyle ilgileniyorsunuz. Yani dünyanın başka bir yüzüyle tanışmak istiyorsunuz. Ve bu özgürlüğünüzü arttıran bir şey. Tabii özgürlük her istediğinizi yapmak anlamında söylemiyorum. Özgürlüğü de aynı şekilde. Bulunduğunuz ortamda herkesten farklı davranmak. Yani herkes ne yapar? Ama siz onun tam tersini yapıyorsunuz. Yani sabah girdiğinizde iş yerine veya insanlarla karşılaştığınızda daha enerjik oluyorsunuz. Mutlaka bir günaydın diyorsunuz, mutlaka bir iyi akşamlar diyorsunuz, nasılsınız diyorsunuz. Ve oradaki insana kendini hissettiriyorsunuz, o değeri hissettiriyorsunuz. Yani bu kitaplarla sağlanan bir şey. Hem biraz yapısal ama kitap size insan sevgisini de veren bir şey. Çünkü insanların kendi içinde yaşadığı, o dünyada neler yaşadığını, aslında hiçbir şey göründüğü gibi olmadığını, yani sürekli sizinle didişen bir arkadaşınızın veya evde sizinle sürekli didişen bir eşin veya çocuğun varlığının arkasında başka bir şey yattığını görüyorsunuz. Yani orada başka bir ruh hali var ve siz o ruh haline ulaşıyorsunuz. Yani bunun aslında sizinle ilgisi olmadığını düşünüyorsunuz ve çok kolay bir şekilde tolere edebiliyorsunuz. Yani büyük büyük bir kötülük bile olsa bunun arkasına bakıyorsunuz. Yani bunu neden yaptığını düşünmeye başlıyorsunuz. Yani görünenin arkasına geçiyorsunuz. Yani bu anlamda hiçbir zaman da klasik bir kadın ve erkek olmuyorsunuz. Yani her zaman hayata daha yerleşen bir oluyorsunuz. Tabii bu ilişkilerinizin sekteye uğrayacağı anlamına gelmiyor. Yani bir sorun varsa da o sorunu zamanda görüp müdahale etmesini de biliyorsunuz. Çünkü mutluluk diye bir şey tamamen kalıcı bir şey değil yani. Mutlu yola girdiğiniz zaman, mutsuz bir yola girdiğiniz zaman mutluluğun da arkasından geleceğini biliyorsunuz. Çünkü bunu tecrübelerinizden öğrenmişsinizdir. Bir şekilde o sizi gelip bulacak. Yani siz onu uğraştırsanız, ne kadar isteseniz, yalvarsanız, yakarsanız ulaşabileceğiniz bir şey değil. Ancak o yola girerseniz, ancak kendinizi eğitirseniz bununla baş edebileceğiniz bir şey. Diğer bir konuda yalnızlık hissetmeyeceksiniz. Yani bazen çok büyük kalabalıklar içerisinde çok büyük yalnızlıklar çekiyoruz. Büyük yemeklere katılıyoruz ama kimse kimseyi dinlemiyor, kimse kimseyi anlamıyor. Sadece orada olmak, varlığını göstermek, yani ben buradaydım demek için. Ama akşam eve geldiğinizde yani hiçbir şekilde kendinize tatmin olmuş hissetmiyorsunuz. Yani ne anlattım, ben neyi dinledim, ben kiminle ne paylaştım. Zaman zaman bunu hissedemeyeceğimiz zamanlar oluyor. Çünkü insanların kafası çok dolu. Yani bir başkasına enerji veremeyecek kadar dolu. Herkes kendini anlatma derdinde olduğu için yani kimse kendini dinleyecek birini bulamıyor. Ya da bulsa da çok çok nadir olan bir şey. Kitaplar bu anlamda yalnızlığı da gideriyor. Yani oturduğunuz zaman siz yalnız değilsiniz. Yani sizin gibi düşünen bir sürü insan var. Ve duygu dünyaları geniş insanlarla tanışıyorsunuz. Biz duygu dünyasını sadece hüzünlenmek, duygulanmak, ağlamak gibi düşünüyoruz ama duygu dünyası bambaşka bir şey. Yani bu işin nefreti de var, öfkesi de var, affetmemesi de var, en uç noktaları da var, karanlık noktaları da var. Yani bu hepimizi yapan, insan yapan duygular. Yani bu insan yapan duyguların birini kabul edip birini kabul etmeme gibi lüksümüz yok. Yani sadece mutluluğu, sevinci alıp, sevgiyi alıp, sevgisizliği, nefreti kabul etmeme gibi lüksümüz yok. Çünkü bu da bizi yapan bir şey. Yani oralardan da alacağımız çok şeyler var. Yani hepsinden alacağımız, hayatımıza renk katacak veya kendi öngörümüzü değiştirecek bir sürü şey var. Ve bu duygu çeşitliliğini yakalıyorsunuz. Ve siz duygularınız çeşitli bir insan olduğunuz zaman, yani o çeşitliliği de kabul ettiğiniz zaman, yani herkesten farklı oluyorsunuz. Anlama yetiniz farklı oluyor. Yani insanlara ulaşmanız, empati kurmanız, her şey çok farklı oluyor. Yani kitap uzun sürece dayalıysa ama, yani birkaç aylık olay değil, ömrünüz boyunca. Yani hiçbir şey için geç değil tabii. Şu ana kadar okumadıysanız böyle bir şey
yapamam gibi bir düşünce olmamalı. Yani her şey zahmet işi, emek işi. Yani bu emeği verdiğiniz zaman size dönmeyecek hiçbir çaba yok. Yani her şey eninde sonunda döner. Kitap bir de şunu sağlıyor. Yani üç boyutlu düşünebiliyorsunuz. Yani biz tek çerçeveden baktığımız için, yani tek çerçeveyle düşünüyoruz her şeyi. Hep kendi bakış açımızdan. Ama başka bir şey daha var. Yani acaba orada başka bir şey ne var? Yani onu merak ediyorsunuz ve o resim kafanızda dönüyor. Ve kafada döndüğü zaman da başka bir şey geliyor. Yani başka görünmez aynaların arkasında başka bir görüntüye ulaşıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki demek ki bunun arkasında yatan bu. Yani demek ki bu sorun böyle çözülmeyecek. Ve siz onu zamana bırakmayı tercih ediyorsunuz. Ve çözülmeyecek bir sorun olmuyor. Yani düzelmeyecek bir ilişki de olmuyor. Veya düzelmeyecek bir ilişki içindeyseniz bile yani bunu kabul etmek daha kolay oluyor. Yani siz ısrarla gidip ona yapışmıyorsunuz. Mutlaka hayatımda olmalı. Ve hayatınızı çok daha rahat bir şekilde yönlendirme imkanınız oluyor. Pardon. Hava çok sıcak. İçmeden duramayacağım. Mazur görün. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Diğeri de karar verme mekanizmasını çalıştırmak. Yani her yerde bir karar verme mekanizmasını çalıştırmak zorundayız. Yani bu aile hayatınızda, iş hayatınızda çok riskli karar verme durumlarımız oluyor. Bazen bir karar veriyoruz, bizi bambaşka bir yere götürüyor. Bazen başka bir şey yapıyoruz, bambaşka yola getiriyor. Ve doğrusunun hangisi olduğunu bilemiyoruz. Yani duygularımız için içine karışıyor. Yani kitap okumak bu karar verme mekanizmasını da sağlamlaştırıyor. Çünkü altta çok sağlam bir yapı var. Yani orada çok kolay çevirebiliyorsunuz. Ve çok net. Yani hepsi bir aydınlık içerisinde. Siz o resmi oraya alıp koyuyorsunuz. Ve orada o resmi gördüğünüz zaman yani neyi, ne şekilde yapacağınızı, ne kadar yapacağınızı ve hangi yola gireceğinizi çok rahatlıkla karar verebiliyorsunuz. Yani bazen hemen olmayabiliyor tabii. Yani zamana da yayılabiliyor ama hata yapma riskiniz daha da azalıyor. Yani hatasız insan olmaz gerçi ama hata yapma oranınızı çok aza indirgiyor. Ve hata yapsanız bile bunu çabuk tolere edecek bir yolu hemen buluyorsunuz. Yani bu zamanla bir öngörüyle gelişen bir şey. Yani yeni şartlarla, mesela en son bu koronavirüs olayında hepimiz büyük sıkıntılara girdik. Hepimiz büyük bunalımlara girdik. Ama ben eminim yani kitap okuyan, zamanlı geçmişte kitap okuyan, kendini bu yönde zenginleştiren insanlar bunu daha kolay atlattı. Kendi içine döndü. Çünkü kendi içine her zaman dönmüş insanlar. Yani kendisiyle tanışmış olan insanlar. Ama birçok insan kendiyle tanışmamış aslında. Yani bu kendiyle tanışmamış insanlar çıktı ortaya. Yani zamanı da yaptıklarını bir birey olarak kendileri gibi düşünmüşler ama aslında o olmadıklarını anlayan bir sürü insan portreleri çıktı. Yani zaman zaman televizyondaki sohbetlerde, karşılıklı etkileşimli sohbetlerde de bunu çok ben net bir şekilde hissettim. Ne yapacaklarını bilemeden. Yani hayata karşı umutlarını kaybederek yollarına devam eden insan portreleri gördüm. Ama kitap okuyan, geçmişte kitap olan birçok insanın zorlanmadığını biliyorum. Yani bu sohbetlerimden de anlıyorum. Yani bu uzun süreç. Yani bundan sonra karşımıza böyle bir zorluk çıkıp çıkmayacağını da bilmiyoruz ama yani her an her şey olabilir düşüncesi bir kitap severde her zaman vardır ve buna her zaman hazırlıklıdır. Yani bir işteyseniz hani bu sadece roman hikaye olarak demiyorum hani kitap okuma veya bir metin okuma alışkanlığınız varsa işinize daha kolay uzmanlaşıyorsunuz. Diğer çalışanlardan daha farklı oluyorsunuz. Kendinizi daha farklı ifade ediyorsunuz. Yazı diliniz daha kuvvetli oluyor. İnsan ilişkileriniz daha kuvvetli oluyor ve bu sizi her zaman bir adım öne geçiriyor. Yani hep şunu dediğinizi duyar gibi oluyorum. Yani öyle bir ortam var ki haklı haksız her şey birbirine karışmış. İstediğin kadar çalış, ben hakkımı alamıyorum. Ben böyle düşünmüyorum. Yani o hakkını başkası değil. Yani onu hakkı siz kendinize vereceksiniz. Bir başkasının verdiği hak değildir. Onu siz kendiniz alacaksınız. Siz kendiniz o hakkı veriyorsanız, yani eninde sonunda o dönüp dolaşıp sizi bulacaktır. Yani bildiğiniz doğru şeyden vazgeçmeyin. Yani etrafınıza bakıp etkilenmeyin. Yani bir başkasının zahmetsizce ulaştığı bir şey sizi moralinizi bozmasın. Yani o bir şekilde sizi bir yere getirecek. Yani kendi içinize de bir yere getirecek. Ve kendinizi her zaman daha iyi ve daha farklı hissedeceksiniz. Çünkü ilahi adalet diye bir şey var. Yani adalet mutlaka tecelli eder. Ve siz bunu düşünerek hareket ettiğiniz zaman ve bir şeyleri doğru yapıp zamana bıraktığınız zaman o sizi eninde sonunda bulacaktır. Bence en güzel şey bir sürü günümüz var. Kitap hediye. Yani şu an tüketim toplumunda olduğumuz için bazı maddi hediyeler pompalanıyor. Yani maddi değeri yüksek olanlar. Yani oturup bir Beşiktaş pırlantaya 10-15 taksit yapan reklamlar dönüyor veya diğerleri dönüyor. Yani o pırlanta yüzük parmağınızda size hiçbir şey kazandırmayacak. Yani sadece sizin o tüketme alışkanlığınızı biraz daha körükleyecek. Yani bir insana değer veriyorsanız, yani bir insanın hayatını gelişmek istiyorsanız, yani bir hediye bunu amaçlamalı. Yani bir insanın hayatını ileri bir noktaya taşımayı amaçlamalı.
Yani verilebilecek en güzel hediye kitap. Yani bunu seven olur, sevmeyen olur ama ben hani şu an yani bu yönde çalışıyorum. Yani bu yönde de gelen hediyeler beni çok çok daha mutlu ediyor. Diğer bir husus, kütüphanenize bulunan kitapları tutmayın. Yani onu başka bir insanların dünyasını aydınlatmasına izin verin ve bağışlayın. Yani biz böyle bir organizasyon içerisinde, ben geçen aylarda Van'da bir okula kitap bağışında bulundum. Ve inanılmazdı yani. Hocaların dönüşü inanılmazdı, öğrencilerin dönüşü inanılmazdı. Yani çok güzel mesajlar aldık ve bu beni gerçekten çok çok mutlu etti. Yani dörtte biri şu an duruyor kütüphanemde. Yani onun dışındakilerin hepsini ben şu an bağışlıyorum. Yani kütüphanem doluyor, yarısı boşalıyor. Bu her zaman bu silsileyle devam ediyor. Yani 15 dakikalık süremiz doldu. Ben gerçi aşmış da olabilirim ama yani konu konuyu açtı her zaman olduğu gibi. Ben size çok güzel bir gün diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Aslında kitap alıntısı da okumak istiyordum. Amacım buydu ama yine vakti tam tutturamadım. Ayrıca bu videoları çekmemde yardımcı olan, beni her konuda hazırlayan, fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okuyan kızım Ece Sanam Sözeri'ye de burada teşekkür ediyorum. Her defasında atlıyorum ama artık hakkını teslim etmek lazım. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.